Herkese merhabalar. Ben Rabia Teacher. Sizlerle bugün 11. denememizi çözeceğiz beraber. LGS'ye tam tamına 7 gün yani 1 hafta kaldı. Haftaya cumartesi günü LGS sınavına girmiş olacaksınız arkadaşlar. Lütfen stres sıkıntı yapmayın. Kendinizi rahatlatmaya çalışın. Ve bu sınavın da bu olduğunuz denemelerden, çözdüğünüz denemelerden bir farkının olmadığını kendinize söylemeye ve kendinizi terkin etmeye çalışın tamam mı? Ve lütfen kendinize inanın. Çok çabaladınız, çok emek verdiniz. Ve her şey inşallah gönlünüze göre olacak. Her şey iyi olacak sizin için. Evet hazırsanız gelin her güne bir denemenin 11. denemesini beraber çözmeye başlayalım. Gelin birinci soruya bakalım. Evet birinci sorumuzda diyor ki read the information and text below to answer the question. Soruya e, diyor ki bilgiyi okuyun ve metni okuyun Tabii ki aşağıdaki ne soruya cevap vermek için. Şimdi burada dört tane e, ürün vermiş pudding, pasta, sushi ve pizza. Yanlarında fiyatları yazıyor, altlarında da hazırlanma süreleri yazıyor. Şimdi diyor ki bize Laura izledi kafe. Laura bir uh, sorry not kafe sinema. Laura sinemada she wants to eat something before the movie starts. Film başlamadan önce bir şeyler yemek istiyor. She has 26 euros in her pocket. Yani cebinde de 26 eurosu varmış. The cinema ticket is 14 euros, so she needs to spend her money carefully. Ee, sinema bileti 14 euroymuş. Bu yüzden de parasını dikkatli bir şekilde harcaması gerekiyor. She never prefers desserts. Asla tatlıyı tercih etmiyor. She has only 30 minutes. Ve sadece 30 dakikası var. Which food should she choose? Hangi yemeği tercih etmeli demiş. Şimdi zaten tatlıyı asla tercih etmediği için puding gitti. Bu arada 26 eurosu var. 14 eurosunu şeye verdiği zaman, sinemaya verdiği zaman elinde 12 eurosu kalıyor. Bu durumda 22 euro cebindeki paradan daha fazla olduğu için sushi de gidiyor. geriye kaldı pasta ve pizza. Pasta 10 euro, pizza 12 euro. Bütçesine uygun. Pastanın hazırlanma süresi 30 dakika, pizzanın ise 10 dakika. Şimdi bize ne dedi? Sadece 30 dakikası var dedi. Şimdi bu 30 dakikanın içinde tabii ki ne olacak? Yemeğin hazırlanıp gelmesi ve onu yemesi, sonra çünkü sinemaya yetişecek. Eğer makarnayı seçerse 30 dakikada hazırlanıyor ve bu durumda da e, bir de yemek için, değil mi? Onun ekstra süre ihtiyacı var ama bunun için zamanı yok. Bu yüzden ona uygun olan 12 euroluk ve 10 dakikada hazırlanan pizza olacak arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Ah pardon D şıkkı. <gülüyor> pizza. <gülüyor> pizza D şıkkı. Evet devam edelim ikinci soruda. Evet ikinci sorumuza geldik. Bakalım which of the following is wrong? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. I like eating sushi, steak and pasta. I don't prefer lentil soup, carrot or potato dishes. Ben diyor sushi yemeği, biftek yemeği ve makarna yemeği severim. Mercimek çorbasını, havuç ya da patates yemeklerini tercih etmem diyor Tracy. Lulu diyor ki I'm keen on French croissant, carrot balls and cookies. I never eat sour food. Ben Fransız kruvasanına, havuç toplarına ve kurabiyelere düşkünümdür. Asla ekşi yemek yemem. Jack diyor ki I prefer meatballs and grilled chicken. Köfteyi ve ızgara tavuğu tercih ederim. I don't like fish dishes. Balık yemeklerini sevmem. Norman da diyor ki I'm fond of honey pancakes with lemonade. Ben limonatayla ballı pankeke düşkünüm diyor. Bizden yanlış olanı istiyordu. Diyor ki Tracy likes meat but she doesn't like some vegetables. Tracy eti seviyor ama sebzeyi sevmiyor diyor. Bakıyorum sushi se seviyor. Evet et seviyor ama bakın mercimek, havuç patates yemeklerini sevmemiş. O zaman sebze sevmiyor diyebilir miyim? Diyebilirim. Aşıklı gitti. B'de Lulu has a sweet tooth. Lulu'nun diyor tatlı bir e, damak tadı vardır. Lulu'nun tercihlerine baktığım zaman kurvasan kurabiye, e, havuç topları bunlar tatlıdır arkadaşlar. Bu yüzden B şıkkı da doğru. C'de Jack prefers seafood dishes. Yani Jack deniz ürünü yemeklerini tercih eder diyor. Ama bakın burada ne diyor? I don't like fish dishes. Yani balık yemeklerini sevmem dediği için e, yanlış olan C şıkkı oluyor. D'de Norman likes a cold drink. Norman soğuk bir içecek sever diyor. Bakıyorum lemonade geçiyor buraya. Limonata nedir? Soğuk bir içecektir. Bu yüzden D şıkkı da doğru oluyor. C şıkkı yanlış olan. Geldim üçüncü soruma. Which of the following is correct according to the chart? Tabloya göre hangisi doğrudur demiş. Samuel Miller conducts surveys on different topics every week. Samuel Miller her hafta farklı konular üzerine araştırmalar yürütür. The pie chart below shows the results of his last survey on the ways of communication. Aşağıdaki pasta dilimi diyor bize son araştırması olan işte iletişim yolları ile alakalı sonuçları gösteriyor. He went to a high school yesterday. Dün bir liseye gitti and asked 100 teenagers about their communication preferences. 100 gence onların iletişim tercihleriyle alakalı sorular sormuş ve bizden de doğru olanı istiyor. Baktığımız zaman tabloya bakın. En çok yeşil olan %32 yani text messages mesaj atmak. ikinci takip eden face to face yüzde konuşmak alıyor. En az olanda ise letters yani mektup oluyor. Şimdi doğru olanı bulacağız. Most of them yani öğrencilerin çoğu prefer an old way of communication. Eski yöntem yani eski bir iletişim yöntemini tercih ediyordu. Eski iletişim yöntemi baktığımız zaman burada ne var? Letters, mektup var. O da en az tercih edilen yani gençlerin çoğu değil gençlerin azı tercih ediyor dememiz gerekirdi. Bu yüzden şıkkı yanlış oluyor gitti. B de sending text messages is less common than sending emails. Mesaj yazmak, e-mail göndermekten daha az yaygın demiş. Common yaygın demek. Less daha az. Ama bakıyorum sending text messages arkadaşlar en çok olan değil mi? E-mail bakın burada bordo renkli %10'luk. Doğal olarak bu ondan daha az değil daha çok. Bu yüzden B şıkkı da yanlış. de, all of them go online for communication. E, hepsi diyor tümü, öğrencilerin tümü iletişim için çevrim olur. Ama bakın mektup yazanlar var arkadaşlar. Yüzde konuşanlar var. Bu yüzden tümü çevrim olur diyemem. C şıkkı da yanlış. Ve geriye zaten D şıkkı kaldı. Sending letters is the least common way of communication. E, least en az demek mektup göndermek en az yaygın olan iletişim yöntemi diyor. Evet %8'i en az olan olduğu için cevabım denizli oluyor. Ve question 4. Dördüncü sorudayım. Which of the following is wrong according to the table? Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakıyorum şimdi free time activities var ve 4 kişi var Nina, Jack, Ruby ve Dave ve bunların bu free time activity'lerden seçtiklerine tik koymuş. Yanlış olanı bulmamızı istiyor. Hemen A şıkkıyla başlayalım. Nina likes an indoor activity. Nina kapalı alan aktivitesini sever diyor. Watch TV'de tik var. E, televizyonu ne yaparız? Evde izleriz. Bu da nedir? Kapalı bir alandır. O yüzden A şıkkı doğru. B'de Jack connects to the internet in his free time. Jack boş zamanında internete bağlanır. Jack'e bakıyorum hemen. Chat online var bakın burada. Ona tik atmış. Yani çevrimçi sohbet yapar. O zaman internete bağlanır. Doğal olarak 5 şıkkı doğru gitti. Jack Ruby is fond of a team sport. Ruby bir takım sporuna düşkündür diyor. Ruby de do karate var bakın. Karate bireysel bir spordur arkadaşlar. Takım sporu değildir. Bu nedenle yanlış olan C şıkkı oluyor. D de Dave goes cycling in his free time. Dave boş zamanda bisiklet sürer diyor. Ride a bike. Dave de bakın tik atmış. Bu yüzden D şıkkı da doğru. Yanlış olan C şıkkı oluyor. And question 5. Beşinci soruya geldik. According to the conversation. Diyaloğa göre Matilda nokta nokta. Hello is Janet Can I talk to her? Merhaba Janet orada mı? Onunla konuşabilir miyim? Hi, who is calling? Kim arıyordu? I'm her classmate Matilda. Ben onun arkadaşı Matilda. I need to talk to her about our science project. Fen projemizle ilgili onunla konuşmam gerekiyor. Can you hang on a second? I'll get her. Bir saniye bekler misin? Onu çağırayım. Sure, thanks. Tabii, teşekkürler. I'm sorry, but she has just gone out. Üzgünüm ama şimdi dışarıya çıkmış. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Yes, please. Can you tell her to call me back? Evet, lütfen. Beni geri aramasını söyler misin? Of course, I'll pass your message on to her when she comes back. E, tabii ki mesajını ona ileteceğim geri geldiği zaman diyor. Şimdi diyaloğa göre Matilda nokta nokta demiş. Matilda kimde? Arayan kişi. canıtta konuşmak isteyen kişi. A'ya bakalım. Is the receiver of the phone call? Yani telefon çağrısını alan kişi diyor. Yani aslında burada aranan kişi demek istiyor. Peki Matilda aranan kişi mi yoksa arayan kişi mi? Arayan kişi değil mi? Bu yüzden A şıkkı yanlış. A şıkkı gider. B de is Anthony's classmate. Matilda Anthony'nin sınıf arkadaşıdır diyor. Ee, bununla ilgili bir bilgi var mı? Hayır. Matilda kimin sınıf arkadaşı? Jonathan sınıf arkadaşı. B şıkkı da gitti takes a message over the phone. Telefon üzerinden bir mesaj alır diyor. Matilda mesaj almıyor, mesaj bırakıyordu değil mi? Leaves a message olsa olurdu. Bu yüzden C şıkkı da yanlış. D de can't talk to Janet because she isn't available. Janet'la konuşamıyor çünkü o müsait değil. Doğru mu? Doğru. Yeni dışarıya çıkmış arkadaşlar. Bu yüzden D şıkkı cevabımız olacak. And question 6. Which of the following is correct according to the conversation above? Yukarıdaki diyaloğa göre hangisi doğrudur demiş. Laura bir mesaj atıyor. Daha sonra Sally, Jane, Grace ve Helen'ın cevapları geliyor. Laura diyor ki Hi mates, I'm organizing a slumber party for next Sunday. Would you like to attend the party? Selam arkadaşlar. Önümüzdeki pazar günü bir pijama partisi düzenliyorum. Partiye katılmak ister misiniz diye bir soru atıyor. Sen diyor ki, That sounds awesome. I will be there. Müthiş geliyor kulağa orada olacağım. Yani Felix kabul ediyor. Jane'deyiz. I'd love to but I'm going to see a play with my parents on Sunday evening. Yani, çok isterdim ama ailemle pazar akşamı bir oyun izleyeceğim diyor. Bu yüzden Jane ne yapıyor? Reddediyor bir mazeret belirterek. Grace'deyim. Yes, sure. Thanks for inviting me. Evet, tabii ki davetin için teşekkürler diyor. Grace de kabul ediyor. Ve Helen I, sorry, a slumber party sounds fun but I'm too busy to attend the party. Ya slumber yani pijama partisi diyor. Kulağa eğlenceli geliyor ama ben diyor partiye katılamayacak kadar meşgulüm diyor. Şimdi bizden doğru olanı istiyor. Sally refuses Laura's invitation with a reason. Sally Laura'nın davetini bir sebeple reddeder diyor refuse. Ama Sally bakın, that sounds awesome I will be there diyor. Orada olacağım diyor. E bu durumda reddetmiyor arkadaşlar. Bu yüzden A şıkkı yanlış. B de only Jane won't attend the party. Sadece Jane partiye katılmayacak diyor. Ama hem Jane hem de Helen katılmayacak. Bakın Helen de diyor ki burada partiye katılmayacak kadar çok meşgulüm diyor. Bu yüzden sadece Jane değil. B şıkkı da gitti. C'de Grace accepts the invitation. Grace daveti kabul ediyor diyor. Yes, sure. Thanks for inviting me demiş. Evet tabii ki yani katılmak ister misiniz? Evet tabii ki. Davetini davet ettiğin için teşekkürler diyor. Yani kabul ediyor. Doğru olan C şıkkı. D'de Helen isn't keen on attending slumber parties. Helen pijama partilerine katılmaya düşkün değildir diyor. Fakat burada bakın Helen'de şöyle bir ifade var. "A slumber party sounds fun." Yani Pijama partisi kulağa eğlenceli geliyor diyor ama çok meşgulüm diyor. Yani aslında e, düşkün değil durumu söz konusu değil. Sadece o gün işi var. Yoksa eğlenceli buluyor partileri, özellikle pijama partilerini. Ve geçtik yedinci soruya. The pie chart below demiş. Yani aşağıdaki pasta dilimi shows the results of a study on the favorite internet activities of 100 teens. 100 gencin Favori internet aktiviteleri üzerine bir çalışmanın sonuçlarını gösteriyor diyor. Ve bizden sorduğu soru şu. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi is not correct according to the information above? Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir demiş. Teen's favorite internet activities. Gençlerin favori internet aktiviteleri diye vermiş. En çok watch videos, video izliyorlar. En az da diğerleri diye. Others diye ayırmış. Yüzde beşlik bir dilim. Şimdi bakalım. Teens most spend their time on the internet for entertainment. Gençler diyor çoğunlukla zamanlarını e, internette eğlence için geçirir diyor. E, eğlence dendiği zaman aklımıza arkadaşlar oyun oynamak, video izlemek, film izlemek bunlar gelecek. E, ve burada da film izlemek en çok olduğu için gençlerin çoğu evet eğlenmek için kullanıyor diyebiliriz bu yüzden A şıkkı doğru A şıkkı gitti B de teenagers keep in touch with their bodies on the internet gençler arkadaşlarıyla internette irtibat halinde kalırlar diyor evet %25 bakın chat with friends arkadaşlarla irtibat halinde kalıyorlar bu da doğru C de teens use the internet for educational purposes More than travel arrangements. Gençler interneti e, eğitim amacıyla daha fazla kullanıyorlar seyahat düzenlemelerinden. Yani şöyle diyor. Gençler seyahat düzenlemelerinden daha çok eğitim için kullanıyor interneti. Bakıyorum. Do homework, ödev yapmak %20. Buy a flight ticket, bir uçak bileti almak. Yani aslında nedir bu? E, seyahatini düzenlemek oluyor. Bu da %10. Ee, ödev yapmak %10'dan değil mi daha fazla. O yüzden C şıkkı da doğru oluyor. D'ye geldim. More than five of students. Yani 5 e, öğrenciden daha fazlası interneti farklı nedenlerle kullanır diyor. Ama arkadaşlar bakın şimdi farklı different purposes yani others'a giriyor burada. 100 tane genç var ve bu 100 gencin eee %5'i 5 kişi yapıyor değil mi? Bizde burada 5 öğrenciden daha fazlası diyor ama burada da 5 öğrenci olarak vermiş. Bu yüzden yanlış olan not correct D oluyor. Geldik 8'e. Which of the following does not complete the conversation above? Yukarıdaki diyaloğu aşağıdakilerden hangisi doldurmaz? 3 boşluk var, 4 şık var, bir tanesi fazla. Read the conversation and answer the question. Diyaloğu oku ve soruyu yanıtla. I have a video blog about the environment blah blah. Ben benim diyor çevreyle ilgili bir video bloğum var. Nokta nokta diyor soruyor. Lil diyor ki that would be great harika olur diyor. Şimdi o zaman ne diyebilir? Ee, would you like to register? Kayıt olmak ister misin? Olabilir mi video bloğu var? Video bloğuna kayıt olmak ister misin? Evet olabilir. Would you like to register? Birinci boşluğa geliyor. Kayıt olmak ister misin? That would be great harika olur. Sonra how can I register? Nasıl kayıt olabilirim? diye de Lily soruyor. Oliver da açıklıyor. First, ilk olarak write my vlog's name in search engine. Öncelikle arama motoruna benim vlog'umun ismini yaz. Click on my vlog adres. Sonra vlog adresime tıkla. You'll see sign up button. Orada kayıt ol butonunu göreceksin. And click on it ve onun üzerine tıkla. Sonra upload videos about the environment. Çevre ile ilgili videolar yükle. Write your personal information. Kişisel bilgini yaz. Şimdi ee, ne diyor burada? Sign up button. Kayıt ol tuşuna basacak. Kayıt ol tuşuna bastığın zaman ne yapman gerekir? Bilgilerini yazıp kayıt olman gerekir değil mi? Öyle hemen video yükleyemeyiz. Önce kayıt olmamız lazım. Aboneliğimiz olacak ki sonrasında video yükleyebilelim. O yüzden 5 şıkkı gidiyor. E, write your personal information e, geliyor. Ha oraya geliyor. Pardon. D şıkkı da o boşluğa geliyor. Bizden not complete gelemeyeni istediği için 5. şıkkındaki upload videos about the environment hiçbir boşluğa gelemiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ve geldik 9. soruya. For these questions bu sorular için demiş. Choose the best option to fill in the blanks. Boşluğu dolduracak e, en iyi seçeneği seç demiş. Hello Davis Electronics. Merhaba Davis Electronics. Hello this is Mark speaking. Can you put me through to Mr. Kent please? Merhaba ben Mark. Beni Bay Kent'e bağlayabilir misiniz? He won't be back for two hours. Would you like to leave a message for him? Ee, i̇ki saate kadar burada olmayacak, geri dönmeyecek. Ee, ona mesaj bırakmak ister misiniz? Şimdi e, Mr. Kent'e görüşmek istiyor. Sekreter de diyor ki iki saate burada olmayacak. Mesaj bırakmak ister misiniz? That's good news. Bu harika haber. İki saate burada olmayacak der mi? Demez. I'm afraid he has gone out. Korkarım ki o şu anda çıktı. Ee, ve iki saate de burada olmayacak. Mesaj bırakmak ister misiniz? Der. En uygun olan beş yakındaki ifade. C'de give me a second please. Bana bir saniye verin lütfen. İki saate burada olmayacak. Olmaz. Burada give me a second please dedikten sonra arkadaşlar I'll check. Hani bir kontrol edeyim. Ya da işte sizi bağlayayım falan demesi gerekiyor de he'll be available in a minute. Bir dakikaya müsait olacak. İki saate geri dönmez. Yine uygun olmuyor. Bu yüzden B şıkkı cevabımız. Geldik question 10. Yani 10. sorumuza. Bize soruyor arkadaşlar. Whose comment is disappointing? Comment yorum demekti. Disappointing de nedir? Hayal kırıklığı yaratan yani ha, üzen diyebiliriz. Burada kimin yorumu üzücüdür diyor. Yani daha çok hani olumsuz bir yorumdur. Samuel Hill is a heavy metal singer in a local band. Yerel bir e, grupta Samuel Hill bir e, heavy metal şarkıcısı. Many people love his live music performances. Yani birçok kişi onun canlı müzik performansını sever. Samuel gets lots of messages and comments every week. Her hafta bir sürü mesaj ve yorum alır. Here are the last four comments ve işte burada diyor son dört yorumu. Ricky demiş ki ''I think you have a great voice. I never miss your concerts.'' Yani sesin diyor harika bence ve asla konserlerini kaçırmam. Ricky'ninki olumlu bir yorum. O yüzden aşıkı gitti. Yani Ricky gitti. Aşıkındaki Ricky's. Geldik Dimitra'ya. ''I attended your last concert.'' Son konserine katıldım. ''Your songs were ridiculous.'' Yani şarkıların çok gülünçtü. ''I don't think you are a good singer.'' İyi bir şarkıcı olduğunu düşünmüyorum diyor. Bu nedir? Olumsuz bir yorumdur değil mi? Bizden de olumsuz yorum yapan kişi istiyordu yani. Onun hayalini kıracak bir yorum. Bu da arkadaşlar Bey şıkkı Dimitras oluyor. Alex de Your songs are impressive demiş. Şarkıların etkileyici, olumlu. You are the best heavy metal singer in the world. Dünyadaki en iyi heavy metal şarkıcısın diyen Kate'in de yorumu yine olumlu bir yorum oluyor. Ama Beşik'indeki Dimitras olumlu bir yorum değildi. Evet arkadaşlar. 10. daha doğrusu 11. denememizi de burada bitirdik. Umarım e, sizin için faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir e, bu denemeyi de. E, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Dediğim gibi stres yapmayın, sıkıntı yapmayın. E, sadece rahat olmaya çalışın. Lütfen yorumlara kaçta kaç yaptığınızı yazmayı unutmayın. Merak ediyorum çünkü 10'da 10 yapmışsınızdır inşallah. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve tabii ki destek olmak için de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar.